Hektar Yapı'nın katkılarıyla hazırlanan Tarım Zamanı başlıyor. Kanal 42'den hayırlı akşamlar efendim. Hepinize saygılar sunuyorum. Yine yeni bir Tarım Zamanı programı ile beraberiz. İnşallah bugün yine çok önemli bir konu. Zaten benim konularım içerisinde önemsiz olanı yok ama gerçekten de bu önemli bir konu. Çünkü bunu tarif etmek biraz pek de kolay değil. Sapı ayrı bir alem, yaprakları ayrı bir alem, çiçekleri çok özellikli, tohumları çok değerli, çok kıymetli ve son yılların da en çok üzerinde konuşulan bitkilerden birisidir. Kenevir. Biz kenevir deriz ama bizim Anadolu'da buna çedene ya da çetene denirdi. Bazı yörelerde de kendir olarak ifade ediliyor. Böyle değişik isimler de var. Muhakkak yöresel farklı isimler de vardır. Biz bu keneviri dedi ki son 2-3 yılın çok önemli bir bitkisi. Gerçekten de üzerinde durulmaya bir değer bir bitki. Bunu özel bir insanla, bu konunun uzmanı kardeşlerimizden, dostlarımızdan, gençlerimizden birisiyle Profesör Doktor Güngör Yılmaz İler tartışacağız. Güngör hocama bağlanmadan önce ben kenevir hakkında bir iki cümle sarf etmek istiyorum. Biraz da benim çalışma alanım içerisine giren bitkilerden birisi olduğu için daha doğrusu ben üniversiteye geçmeden şeker sanayindeyken bu bitkiyi izolasyon bitkisi olarak kullanırdık. Çünkü 4,5-5 metre, 6 bazen 8 metrelere varan boy alır ve çok da sık geliştiği için bitkilerin polenlerinin bir parselden diğer parsele geçmesini önleyecek kadar sıkı bir yapıya sahipti. Ve sezon sonunda biz işimiz bitince, melezleme bitince biz bunları böyle içimiz yanar şeklinde yanardık. Bu konuda İstanbul'da 2 sene evvel pandemiden önce bir kenevir çalıştayı oldu. Ben de orada konuşmacıydım. Kenevir pazarını anlattım. Bu arada Profesör Doktor Neşet Arslan hocam bir tek cümle söyledi. O da konuşmacıydı. Dedi ki hiçbir şey için yetiştirilmese bu kenevir sadece yakacak olarak tüketilse gene üretmeye değer demişti. Zaten bugünkü misafirimiz de o Profesör Doktor Neşet Arslan hocamın benim de çok sevdiğim kişiliğiyle, karakteriyle, bilimiyle, insanlığıyla ve sevecenliğiyle bizi yetiştiren, bizde emeği olan Neşet Arslan hocamın gençlerinden birisi Profesör Doktor Güngör Yılmaz kardeşimiz. Yılmaz bizden genç olduğu için zaman zaman belki Güngör'cüğüm diyebilirim, kusura bakmayın. İşte bazen de böyle aklımıza uçuk şeyler gelebiliyor sevgili seyirciler. Şimdi tekrar ben şöyle bir keneverle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Aslında 8-9 bin yıllık bir bitki olduğu biliniyor. Ve öyle ki bu bitki bir zamanlar milattan bundan 3 bin yıl ile 1000 yıl yani 2000 yıllık süre içerisinde dünyanın bir numaralı bir bitkisi. Hatta 60'lı yılların başında yani 1960 yılların başında 800 bin hektar civarında üretim alanı var. Daha sonra bugün 25-30 bin yani 2-3 sene evvel 25-30 bin hektarlara tabii 2-3 sene evvel derken 2015'lerde 25-30 bin hektarlara düşmüş ama yeniden bir ivme kazanaraktan son istatistikleri alamadım bunu muhakkak Güngör hocam söyleyecektir. Tekrar 25 bin hektarlardan 150 bin belki 200 bin hektarlara doğru tırmanmakta. Bu dedik ya hem yakacak hem tababet sektörünün önemli bitkisi. Biraz da tabii biraz da derken haşhaşta olduğu gibi kullanırsanız faydalı kullanırsanız tababettir ama zararlı kullanırsanız kötü yönde kullanırsanız uyuşturucudur. Bu iş böyle. Ama bunun özellikleri yanında işte farklı boyutları da ele almaya tartışmaya çalışacağız. Bitkilerin şahıdır. Esrarcının vahıdır, enerjinin ahıdır, nerede kaldık diyor. Siyasetin günahıdır, ona kenevir denir, tohumu zevkle yenir. Şimdi tarım zamanı çekmeyelim amanı sevgili seyirciler. Güngör hocam hatta mısınız?
Evet. Yani bu stüdyoya girmeden önce Konya'da yağış vardı. Dedik ya mevsimler değişiyor. Hayırlısını dileriz ama bu birkaç gündür daha devam edecekmiş. Hem de biraz havalar serinlemeye başladı. Bilmiyorum başka yerlerde nasıl bugün yine bir öğrencimi aradık. O da hocam dedi yani Orta Anadolu'nun bazı yerlerinde de yağış var. Tabii yazlık ürünlere çok faydası olur ama kışlık ürünlere de zarar verebilir. Zaten birçok yerde sıkıntılar var. İnşallah onlara da faydası olur. Evet, zannediyorum bana işaret geldi. Sevgili Güngör, hatta mısın? Hattayım Ben hocam. göremiyorum Hayırlı sevgili akşamlar seyirciler. diliyorum. Ha sesin geliyor. Evet, hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın Hoş bulduk, sevgili hoş bulduk kardeşim? hocam, hoş bulduk. Gördüğünüz gibi bakayım şöyle. Evet, gencecik, yakışıklı, sempatik benim güzel kardeşim. Eyvallah, çok Güngör teşekkür Bey ederim. herhalde 30 yıldan daha fazladır tanırız. Hep aynı duruyor maşallah. Bakımı da iyi. Duyguları da, Eyvallah. düşünceleri de, hizmeti de çok iyi bir kardeşimiz gerçekten. Bu Neşet hocamı da sevgili Güngör Neşet hocanı da anmış olduk. Herhalde bizi izliyordur. Aslında İnşallah tabii tabii hocam. bu Kenevir'in sevgili seyirciler. Yani biz Güngör Hoca ile bir bölümünü tartışacağız. Yani çok bölümünü yani tartışacağız ama Kenevir öyle bir programa alınacak bir şey değil. Bizim Abdurrahman Dilipak'la tanışırız bu benim çok eskiden beri. Onun yazılarını okurum zaman zaman çok gülüyorum. Onun değil mi Güngör'üm? Onun gözünde kenevir asrın bitkisi, 1000 yılın bitkisi, Evet, her evet, şeyi çözebilen evet. bir bitki. Böyle bir görüşler de var. Yani bu konuda da yani tutku derecesinde yani bu şey derin bir aşkla bağlı kenevire sevgili Dilibak'ı da buradan selamlıyorum. Evet, şimdi sizi tanımak isteriz. Tabii ben tanıyorum gençlik talebeliğinizden, asistanınızdan tanırım ama kısaca sizi de tanıyalım sevgili kardeşim benim. Buyurun. Şimdi çok değerli hocam ve bizleri ekranların başında izleyen tüm halkımızı selamlıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hocam isterseniz şuradan başlayayım. Madem geçmişe daldınız, sizin Kenevir ile ilgili buluştuğunuz o melezleme bahçeleriyle ben de başlamak istiyorum. Ben tabii 1987 Ankara Ziraat Fakültesi mezunuyum. Stajımı sizin o melezleme yaptığınız alanlarda yani Şeker Araştırma Enstitüsü'nün mekanlarında yaptık. Şimdi Evet. stajımızı yaparken biz de gördük o melezleme kabinlerinde kenevirlerin izolasyon bitkisi olarak kullanımını. Hatta şunu ifade edeyim, bir itirafta da bulunayım. O yıllarda bazı arkadaşlarımız belki de psikolojik, ya şöyle biraz demleneyim, gidip onun gölgesinde yatayım, şöyle çok da hoş Diyorlar kokuyor mıydı bunu? şeklinde böyle espri vari. Efendim tabii yani yüksek boylu bir bitki, o sıcağın Hiç. etkisiyle kendine has Evet. kokusunu dışarıya veriyor. Belki de demlenen oluyordur ama biraz abartı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani biz bu mesleğe 80'li yılların sonu, işte 90'lı yılların başı itibarıyla başlamış oldum. Ben uzun yıllar 1989 hemen hemen 2019 30 yıl Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalıştım. Ve son yaklaşık 2 yıl diyelim, 1,5 yılı geçtik çünkü. Yozgat Bozok Üniversitesi'nde görevimizi ifa etmeye devam ediyorum. Bu üniversitede işte rektör yardımcısı ve aynı zamanda Kenevir araştırmalarını koordine eden bu araştırmalardan sorumlu rektör yardımcısı olarak devam ediyorum değerli hocam. Memleketim neresi derseniz Türkiye tabii. Bize her yer Türkiye. Bize her yer Türkiye diyenler biliyorsunuz işte Trabzon memleketim. Biz her yeri öyle görürüz. Tabii ki. Ama genel anlamıyla 30 yıllık Tokatlı, 50 yıllık Trabzonluyum şeklinde kendimi tanıtıyorum. Biraz da Ankaralı'nın var Hocam canım. böyle. Ankaralı'nın da var biraz. Bizim gibi. Tabii Evet. Ankaralılığımız da var elbette. Yani 7 yıl Ankara'da kesintisiz yani lisanslı eğitimlerimiz ve sonrası da var elbette. Şimdi de Yozgatlıyız. Sizin memleketiniz değerli hocam. Evet. Rektör Bey'e selam söylüyor. Onu da ağırlamak isterdik ama herhalde çok
mümkün olmadığı için inşallah gene bu bir kere bizi misafir ettiniz. Bu Yozgatlıları çok cömert söyleyeyim. Bizi arabaşıyla ağırladılar. Evet. Kaz çiftliğiyle ilgili bir çekim yapmıştık, hatırlıyorsunuz. Böyle açık söylüyorum. Nerede efendime söyleyeyim, böyle güzel hizmet veren üniversiteler varsa buyurun bize, açık söylüyorum. Yani bir pozitif ayrımcılık yapmıyoruz ama gerçekten güzel, böyle başarılı çalışmalar olan üniversitelerin de tarımla ilgili, ve yani tarım derken biz orman, veteriner ve ziraatı içerisine alıyoruz. Bizim şeyimiz öyle. O yüzden sevgili seyirciler, bize müracaat edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Sizi her zaman davet ederiz. İnsan bildiği için yakın çevresini davet ediyor. Evet efendim. Hocam, rektörümüzün de selamları var. Bu tabii konuyu çok seviyor. Kenevir deyince o da çok hoşuna gidiyor. Ama başka bir programı dolayısıyla bize emanet etti. Sizleri ve herkesi selamlıyor. Aynı zamanda tabii Konya Selçuk Üniversitesi rektörümüz belki bizi izliyordur. O da hemşerimiz, yani Yozgatlı. Dolayısıyla onu da selamlıyorum. Hepinizi selamladığım gibi değerli hocam. Evet. Başarılar dileriz. Evet. Sağ olun. Şimdi sevgili Güngör, yani dedim ya, ben biraz çok böyle uzun anlatılması gereken bir bitki. Ve ben bu programı interneti verdikten sonra beni birkaç kişi aradı. Hocam dedi, yani şunu sorabilir miyiz? Bunu, tabii ki şunu sorabilirsiniz, bunu sorabilirsiniz. Tabii duygun olan, düzgün olan. Bunun için de WhatsApp hattımızı ben göremiyorum ekranda. 552 232 73 23. 552 232 73 23. Gençler, onu da yansıtalım. 23'e, yani WhatsApp hattına sorularınızı tevdi edebilir, sorabilirsiniz. Ben de sevgili kardeşime zaman zaman tartışmaya gireceğiz. Şimdi sevgili Güngör'cüğüm, şöyle dünya ile ilgili ben kısa bilgiler verdim ama bu son yıllarda hakikaten çok hızlı bir trend var. Ben de araştırmıştım. Bugün 25-30 milyar dolar 25 yılında. Şurada 2-3 senelik bir şey süreç kaldı. 25-30 milyar dolarlık bir sektör olma yolunda. Yani Avrupa'da, işte Kanada'da, Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da çok ciddi çalışmalar var. Özellikle tababet sektöründe çok enteresan çalışmalar var. Biz de inşallah kenevirle ilgili bir sürü ilimize müsaade edildi. Ama kenevirin üretiminin geliştirilebilmesi için önce bir sanayi olması lazım. Yani Neşet Hocam'ın dediği gibi sadece yakacak olarak da kullanmaya için üretime değer bir bitki ama biz bunları da sizinle, yani kısa kısa bilgiler almak istiyoruz. Kenevir nasıl bir bitki? Yani isterseniz, çünkü bana içeri girerken bizim gençlerden biri dedi ki, hocam dedi, şu bizim bildiğimiz kenevir dedi, keten değil mi dedi, kendir değil mi dedi. Evet dedim. Peki onun tohumunu yerdik dedi. Yavrum biz de yerdik dedim. Anadolu'da çedende bu kavurga olurdu biliyorsun. Yozgat tescil ettirdi herhalde onu. Evet. Kavurga olarak. Çedene ile buğdayın karışımından biz kavurga yerdik. Televizyon yoktu, bir şey yoktu. Akşamlar oturur. Hakikaten öyle. Daha keneviri, kendiri, çedeneyi tanımayan insanlar var. Yani görüntüler var ama ya bu kadar mı hakikaten detaylı bir bitki diye de bize çok soru geliyor. Yani bunu çok uzun tartışmamız lazım ama nasıl bir bitki diye başlayalım. Kısaca sizden duyalım. Şöyle ifade edeyim Sayın Hocam. Bir defa tabii kenevir, kendir olarak da Anadolu'da biliniyor. Kendir, kenevir. Zaman zaman ketenle de karıştırılıyor. Aslında ketenle alakası yok. Çok farklı bir bitki keten. Çedene doğru. Çedene mahalli olarak, yani Anadolu'da eskiden beri var. Hatta onun güzel de bir türküsü var. Hani böyle çıt 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 çedene, işte sar bedeni bedene, böyle devam ediyor. Hani bir çerez olarak böyle keyif verici ama aynı zamanda besleyici bir çerez olarak hala ediyor yani. O da güzel değil mi? Güzel bağlıyor tabii, yani Anadolu insanı. Tabii yani. Tabii o da güzel, evet. Türkiye akşamı da budur, evet. Şimdi tabii çok uzun yıllardan beri, şimdi dünyada siz ifade ettiniz yani 8-10 bin yıllık geçmişi var. Aslında Türkiye'de de hani Osmanlı, Selçuklu hemen hemen her dönemde yetiştirilmiş. Bundan dolayı belki de biz hani Anadolu'nun öz bitkilerinden, zaten Asya orijinli
gen merkezi itibariyle öyle bir bitki. Anadolu'nun öz bitkilerinden biri diyebiliriz. Bir de tabii sizler de ifade ettiniz. Yani kökünden işte sapı, lifi, tohumu, yaprağı, çiçeği ama her şeyi kullanılan bir bitki. Yani çok değişik sanayi sektörlerini destekleyen, besleyen, onlara ham madde verebilen bir özelliğe sahip. Bundan dolayı da zaman zaman bazıları mucizevi diye bir sıfat takıyorlar. Ya çok da yanlış değil tabii, biraz belki fazla abartı ama hani mucizevi bitki kenevir diyenler de var. Niye böyle diyorsunuz deseniz, onlar izah etseler aslında haklı da olurlar. Yani haksız değiller. Gerçekten mucizevi yönleri var. Tabii netice itibariyle tek yıllık bir bitki. Biz ya otsu değil, çalımsı değil, belki yarı çalımsı, böyle bir ifade evet. kullanalım. Siz de ifade ettiniz. Yani bunun 70-80 santimetreden tutun da işte 6-7 metreye kadar boylanan tipleri var. Çok sayı farklı türleri ve tipleri var. Tabii bizim burada Türkiye'de Yozgat Bozok Üniversitesi olarak değerli hocam bildiğiniz gibi ihtisas üniversitesiyiz. YÖK her yıl belli alanlarda bölgesel kalkınma ve misyon farklılaşması odaklı üniversitelere bir paye veriyor. Şu anda 15 tane üniversite ihtisas üniversitesi, belli alanlarda ihtisas üniversitesi. Biz de Yozgat Bozok Üniversitesi olarak kenevir alanında, endüstriyel kenevir alanında, kenevir ve kenevir teknolojileri alanında ihtisas üniversitesiyiz. Tabii bu ihtisas üniversitesi olmamız, 2020 yılı itibariyle bu beratı aldık. Şüphesiz bu bitkinin önemine binaen, yani YÖK'ün bize evet siz bu alanda ihtisas üniversitesisiniz derken bu bitkiyi önemsediği için, zaten bu ülkenin Cumhurbaşkanı en başta Anadolu'nun bu öz bitkisi yıllarca çok değişik alanlarda kullanılmış, işte tekstil sektöründe kullanılmış, inşaat sektöründe kullanılmış, gıda sektöründe kullanılmış. Efendim dediğiniz gibi yakacak sektöründe kullanılmış bir şekilde enerji kaynağı olarak, ama son yıllarda unutulmuş, efendim yok olmaya yüz tutmuş. 2016 yılı itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç konuşmasına konu oldu kenevir, özel bir vurgu yaptı ve yeniden Türkiye gündemine taşınmış oldu. Onunla ilgili işte bir mevcut mevzuat, işte yönetmelikle ilgili bir takım tadilatlar ve yeniden kenevir ekimi ve yeni üretim alanlarının izin verilerek üretim alanlarının belirlenmesi süreçleri başladı. Ve tabii işte biz ihtisas üniversitesiyiz. Netice itibariyle son yıllarda bu konuda araştırmalar, araştırmacılar artmaya başladı. Tamam, ne yapacaksınız? Yani bölgesel mi hitap edeceksiniz, ülkesel mi yoksa küresel mi hitap edeceksiniz? Muhakkak hepsi de vardır aslında, ama küresel bu üstlendiğiniz misyon, mesela Karadeniz'de de çalışmalar var. Orada biliyorsunuz Enerji Enstitüsü var. Yine Selim Aytaş kardeşimiz var, profesör, çok sevdiğimiz. Yine işte Mustafa var, Acar var. Yani bu ekipte, Karadeniz'de de bir ekip çalışıyor. Islah çalışmaları var. Yani kendi yerel çeşitlerimizi de üretmek üzere. Sizin oradaki göreviniz nedir yani üniversite olarak? Nasıl bir misyon üstlendiniz? Şimdi değerli hocam, tabii bu bölgesel kalkınma ve misyon odaklı, yani kenevire esas aldık ama bizim hedefimiz Türkiye tabii, büyük Türkiye. Dünya tabii, yani netice itibariyle dünyaya katkı sağlamak istiyoruz. Dünya bilimine katkı sağlamak istiyoruz. En başta tabii bölgesel başlayarak ülkemizin bu alandaki ekonomisini büyütmeyi hedefliyoruz. Siz biraz önce ifade ettiniz, hani 25-30 milyar dolarlar dediniz ya. Değerli hocam, bu rakamlar doğru. Sizin ifade ettiğiniz gibi oralardan başlıyor. Emin olun bu kenevire dayalı ekonomi, yani ya da toplam brüt üretecek olduğu ticari hacmi esas aldığımızda çok değişik raporlar, çok değişik veriler var. O 30 milyar dolarlardan 360 milyar dolarlara kadar çıkıyor değerli hocam. Ayrı ayrı. Medikal sektörü var, inşaat sektörü var, otomotiv sektörü var, gıda sektörü var, inşaat sektörü var, var var var. Bütün bunları topladığımız zaman gerçekten çok yukarılara çıkıyor. Şimdi biz tabii burada Yozgat Bozok Üniversitesi olarak tabii ki lokal başlıyoruz ama hedefimiz Türkiye ve dünyaya katkı sağlamak. Türkiye'nin dünya kenevir pazarlarından,
yeterince pay almasını sağlamak. Biz tabii şöyle yaptık, isterseniz oradan başlayayım. Değerli hocam, biz öncelikle bu ihtisas projesinin sahibi olduktan sonra ben bu projenin koordinasyonunu yürütüyorum üniversitemiz adına. Orada farklı alanlarda çalışma grupları oluşturdu, araştırma grupları oluşturdu. Yani işte tarım, gıda, yem sektörü dedik, temel bilimler ve sağlık dedik, işte inşaat, işte yalıtım malzemeleri dedik, tekstil, kompozit, selüloz dedik, efendim ilaç, tıp ve diğer sağlık destek ürünleri dedik, hatta sosyal pazarlama, mevzuat alanları gibi böyle 7 tane temel alan belirledik hocam. Ve biz kendi üniversitemiz bünyesinde, Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde bu alanda çalışacak arkadaşları bir koordine ettik. Bir baktık ki hakikaten yurt içi ve yurt dışında dünyanın değişik yerlerinde keneviz sektöründe araştırma yapacak, bilgi üretecek, altyapıya belli ölçüde altyapıya sahip olan ya da kendini geliştirmek isteyen yüzün üzerinde akademisyenimiz ortaya çıktı. Dolayısıyla aslında harika. Biz bir bilim ordusu oluşturduk. Kenevir çalışmak isteyen. Ve biz hemen akabinde değerli hocam bir araştırma enstitüsü kurduk. Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kurduk. YÖK'e 3 tane ana bilim dalı açmak üzere başvuruda bulunduk. Yani orada işte tarım, gıda araştırmaları ana bilim dalı, efendim tekstil, kompozit evet. malzeme, selüloz araştırmaları grubu ve temel bilimler ile sağlık araştırmaları grubu şeklinde ana bilim dalı, pardon çok özür diliyorum, ana bilim dalı şeklinde 3 ana bilim dalı oluşturduk. Ve YÖK buralara insan planlamaları yaptık. Oralara şu anda hocalar alıyoruz, araştırma görevlileri alıyoruz, öğretim görevlileri alıyoruz. Yani insanları oralarda istihdam ediyoruz. Bir taraftan araştırma enstitüsünün araştırmayla ilgili laboratuvar altyapıları, işte diğer teknolojik donanımlarını oluşturmaya başladık. YÖK bize, daha doğrusu hem YÖK hem tabii ki Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı bize bir bütçe tahsis etti ve önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Biz önümüzdeki 5 yılı planlayan yaklaşık 72 milyon dolar, milyon TL'den oluşan bir yol haritası, bir bütçeli bu bütçeyi içeren 72 milyon TL'yi içeren bir yol haritası oluşturduk. Orada 22 tane makro proje var. Yüzlerce 133 tane bilim insanı bu konuda araştırma yapacak, bilgi üretecek. Bunlar bölge için, ülke için, dünya için. Yani o anlamda biz hem küresel hem ülkesel hem bölgesel böyle çok boyutlu çalışmaları içeren bir sürecin içerisine girdik. Değerli hocam. Şimdi Güngör'cüğüm şöyle bir sevgili seyirciler, ben dışarıdan gelirken hava serindi, ceketle geldim. Kusura bakmayın, ne olur içeri girdim, burası çok sıcak. Bari kazakla durayım diye yani böyle bir şeyimizi affedersiniz yani. Bazen elimizde değil, bizi boğuyor, sıkıyor. Şimdi şöyle bir araştırma var. Ben bunu biliyorsunuz İstanbul'daki bildirimde de sunmuştum. Yani sevgili seyirciler, bütün bu konuşmalar sizin için lütfen, yani bir işi savunurken rastgele değil, yani bunu rakamlarla bilimsel olarak da ortaya koyuyor bilim insanı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmadaki, şimdi mesajlara da gireceğim, bayağı da bir mesaj geliyor. Ürünlere göre gelir tahsisi yapmışlar, tasnif etmişler, yani ayrıştırmışlar, ortaya koymuşlar. Ürün buğday, hektara, ben bunu dekara çevireyim. Hektar bazıları için anlaşılmıyor olabilir. Bir dekar 1000 metrekare. Buğdayda gelir, tabii Amerika'da orada rakam yüksek. 58 dolar. Yani bugün şeyleyse 500 lira. Bir dekardan. Soya da 100 dolar. Yani 1000 liranın üzerinde. Mısır da 160 dolar. Nereden baksan 1500 lira civarında bugünkü rakamlarla. Ama kenevirde 280 dolar. Yani bugünkü rakamlarla hadi diyelim ki 2500 lira. Yani bir taraftan bakıyorsunuz 500 lira. Bir taraftan bakıyorsunuz 1000 lira, 900 lira. Bir taraftan bakıyorsunuz 1500 lira. Öbür taraftan bakıyorsunuz 2500 lira. Yani neredeyse buğday 100 aldığınız zaman soyadan %173 oluyor. Yani %73 artış. Mısır'da
277, yani 2.7 artış, yani 2.7 kat artış ve kenevir buğdaya göre neredeyse 5 katı bir artış gösteriyor. Tabii her bitkinin yeri ayrı, yeri farklı. Yani şunu bırakalım da bunu ekelim diye bir şey yok. Bizde münavebe diye bir sistem var. Evet, buyurun. Şimdi Güngör Hocam, şimdi siz misyonunuzu ortaya koydunuz. Diyorsunuz ki biz değil bölgesel, ülkesel ve küresel hedeflerimiz var. Ve bunun için de bir enstitü kurduk. Ve bunun için de elemanlar alıyoruz. Ve inşallah bu konunun sahibi biz olacağız diyorsunuz. Çünkü Türkiye'nin kuzeyine zaten müsaade ediliyor. Şimdi sorular geliyor. Yani bir diyor ki mesela bir, bazen vaktimiz çok hızlı geçiyor. Bir çok da sevdiğim endüstriyel kenevir ve Türkiye'de fırsatları yakalanması için izlenmesi gereken tarım politikaları ne olmalıdır? Kim? Ha, Esin Hep Savaşçı, Tarım Gündem Dergisi Haber Müdürü. Teşekkür ediyor. Esin Hanım biz çok severiz, çok da tanırız. Çok özel, tarıma çok hizmet eden bir Tarım Gündem Dergisi'nin haber müdürü. Ekibini de tanırım, ben de zaman zaman orada yazarım. Şimdi gayet güzel bir soru, diyor ki ne yapmamız lazım? Yani bunu madem bu kadar faydalarını iyilik zaman zaman vurgulayacağız. Ben diyorum ki 30 milyar dolar, siz diyorsunuz 360 milyar dolar, doğru. Bizim bundan pay alabilmemiz için, ha diyelim ki 1 milyar 2 milyar dolarlık bir pay alabilmemiz için bir şeyler yapmamız lazım. Bunun için de toprağımız var, suyumuz var. Yani her yer için söyleyemem bunu. Bu sulanan bir bitki sevgili seyirciler. Bu tarım ne olmalıdır diyor. Nasıl bir politika izlemeliyiz? Yani bunda çalışmışsınızdır muhakkak. Evet. Evet hocam, şöyle ifade edeyim. Tabii bu bitki çok amaçlı kullanılan bir bitki. Eğer biz ürettiğimiz kenevir çok amaçlı kullanabilirsek, yani kökünden, yaprağından, sapından, tüm kısımlarından yararlanabilirsek, tüm kısımlarını ekonomiye dönüştürebilirsek, değer zincirini ne kadar yukarıya çekebilirsek, biraz önce ifade ettiğiniz buğday ya da diğer geleneksel ürünlerimiz karşısında o kadar karlı olur. Peki bunların olabilmesi için neye ihtiyacımız var? Evet. Elbette biz bilgi üretmeye çalışıyoruz ama bir taraftan da hani bu üretilen bilgilere dayalı, siz de yine vurguladınız, yani kenevire dayalı sanayinin mutlaka oluşması, mutlaka kurulması, mutlaka çeşitlenmesi gerekiyor. Yani hiçbir bitki yoktur ki ya sanayisi olmaksızın gelişebilsin. Mümkün değil. Yani eğer sanayisi varsa tarımı da gelişecektir. Tarımının gelişmesi için sanayisinin mutlaka oluşması lazım. Şimdi kenevirde böyle bir süreç için neye ihtiyaç var? İki tane temel sürecin yol haritasında bize rota verecek bir konuyu ifade etmek istiyorum. Şöyle, birincisi değerli hocam, ya bu kenevir aslında tüm boyutlarıyla ele alan, bunu sanayisiyle, tarımıyla, mevzuatıyla, pazarlamasıyla, işte her şeyle ele alacak bir kurumsal bir yapının olması lazım. Ya bir kamu otoritesinin olması lazım. Öyle bir kamu otoritesi ki, yani kenevirin her şeyini organize edecek. Çünkü kenevir ya çok farklı bakanlıkları, yani Türkiye düzeyinde söylüyorum, alanları ilgilendiren bir bitki. Sanayi, şöyle, sağlık dediğiniz gibi tarım değil. Evet. Evet. Sadece tabii tarımı değil. Sanayi, Tarım Bakanlığı'nı ilgilendiriyor, Sanayi Bakanlığı'nı ilgilendiriyor, İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Evet. Dışişleri Bakanlığı'nı ilgilendiriyor, Adalet Bakanlığı, her şey, evet. Bakın çok çok şey. Dolayısıyla bütün bunlarla ilgili bağlantıları kuracak, sorunları çözecek, çok hızlı çözümler üretecek olan bir kamu otoritesine ihtiyaç var. Yani bunu sahiplenecek bir yapının mutlaka olması lazım. Tabii bizim ülkemizde bir haşhaş örneği var. Belli ölçüde haşhaş diye bir bitkimiz var. Bunu organize eden TMO, Toprak Mahsulleri Ofisi, onun bünyesinde işte bir haşhaşla ilgili bir daire başkanlığı var. Ona dayalı bir sanayi sektörü var. Hepimizin bildiği gibi Afyon Bolvadin'de alkolü, yani haşhaş, evet, kapsüllerini, evet, işleyen, oradan morfin, tebain, efendim, noskapin vesaire gibi üreten bir fabrika var. Şimdi biz bu noktada keneviri sahiplenecek, tüm sorunlarını çözebilecek, efendim, hızlı bir şekilde üretimi ya da sanayisini, ticaretini işte Türkiye'nin, dünyanın hizmetine sunabilecek bir yapının oluşması lazım.
Önce bir kurumsal yapı diyorsunuz. Evet, birinci kurumsal yapı, evet. Evet. İkincisi hocam, bizim ülkemizde kenevire dayalı efendim mevzuatla ilgili bazı güncellemelere ihtiyacımız var. Şimdi bizim kenevire dayalı mevzuatımız kanun, yasa, uyuşturucular kanunu efendim ta 1933 model. Ya bu kanunla ilgili bazı güncellemelere ihtiyacımız var. Mesela bugün 20 tane ilde kenevir üretimi serbest. Ama hangi amaçla serbest? Lif, tohum ve sap üretimi amacıyla serbest. Üç şey için üretebiliriz. Yani lif için, tohum için, sap için. Yani gıda sektörü için, tekstil veya kompozit sektörü için, işte yakacak veya biyo enerji sektörü için ya da diğer. Yani ama peki, 4700 yani, kalorisi var biliyorsunuz. Yani bazı tamam, sevgili yani, seyirci, kömürlerden daha kıymetli var. Bazı. Evet. Evet yani, ama çok daha önemli bir şey. Dünya ekonomisinde ilk sırayı alan, hani o işte milyar dolarlar içerisinde yani ilk sırayı %25, %23, %25 arası değişiyor. Medikal sektör değerli hocam. Evet. Şimdi tıbbi ya da sağlık destek ürünleriyle ilgili olan sektör. Peki bu sektör bu bitkinin neyini kullanıyor? Bu sektör bu bitkinin yeşil aksamını kullanıyor. Bu bitkinin çiçeklerini kullanıyor. Yani ama Türkiye'de şu anda mer'i mevzuat, yürürlükteki kanun ya da yönetmelikler efendim yaprak ve çiçeklerin kullanımına müsaade etmiyor. Şu anda bu amaç için üretemeyiz. Biz araştırma yapıyoruz, yapabiliriz. Bilgi üretimi ile ilgili bir çok şükür engelimiz yok. Ama yani Konya'da, Yozgat'ta, işte Çorum'da, Tokat'ta neyse. Yani bunu üretecek olan bir üretici yaprak, yeşil aksam ya da efendim çiçeklerinin kullanımı için oradan bazı tıbbi içeriğe sahip olan etken maddeleri işte CBD, CMB vesaire yani kannabinoidleri elde etmek için üretecek olsa yasal olarak bu serbest değil. Yani bunun önünde engel var. Dolayısıyla değerli hocam yasal olarak güncellemelere ihtiyacımız var. Bir taraftan da bunun sanayisinin kurulması şart. Bakın ben bugün Konya'dan Konya'nın gelişimine de katkı sağlayacağız şüphesiz. Konya'dan bir şey aradım. Bir tarım makineleri işletmecisini aradım. Konya tebrik ediyorum yani tarım makineleri konusunda fevkalade ileri. Evet. Geçenlerde bize geldiler, isim vermeyeceğim belki reklama girer diye. Sağ olsun bize geldiler, dediler ki biz büyük bir firmayız. Kenevire dayalı bazı makineleri geliştirmek istiyoruz. Türkiye'nin neye ihtiyacı var? Ne yapalım? Onlarla ben kenevir alanlarına götürdüm, gezdirdim. Beraber dolaştık. Efendim dinliyorlarsa onlara da selam ediyorum. Ve bugün aradım, dedim ki bakın yarın bizim rektörümüz KOP Konya başkanlığına gelecek. KOP idaresi Konya Ovası projesi kapsamında o 8 ilden bir tanesi de Yozgat. Sağ olsunuz bizim bir proje destek talebimiz vardı. Bizi yaklaşık 500 bin TL ile destekleyecekler. Bunun protokol imzalaması töreni yarın Konya'da. Rektörümüz yarın Konya'da olacak. Buradan KOP başkanımıza da selam ediyorum. O da sağ olsun keneviri çok seviyor. Kenevir'in bu ülkeye çok şey katacağına inanıyor. Mutlaka beraberce güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. O firmaya şunu söyledim. Makine imalatı ile ilgili firmaya dedim ki bakın bizi KOP idaresi destekleyecek. Orada bizim bir finans kaynağımız var. Bize acil kenevir liflerini dekortite edecek. Yani soyacak. Lif soyma. Dekortikasyon. Dekortikasyon. Efendim bir makine lazım. Bu makine Türkiye'de bir şekilde üzerinde çalışıldı, bir noktaya getirildi ama çok mesafe alınamadı. Ya bize bunu siz yurt dışından mı temin edersiniz, ne yaparsınız? Alın. Ama alın da şöyle yapalım. Bir makineyi almak şunun için alalım. Yani siz Konyalı makine imalatçısınız. Ya bir kopya çekin ya. Biz bize konuşuyoruz. Geliştirin, değiştirin. Yani bunu Türkiye koşullarına uyarlayın. Ve ondan sonra seri imalata geçin. Tamam bir tane çekirdek makine alın biz finanse edelim. KOP projesi bunu finanse edecek. Bakın yani biz bunu eğitim amaçlı kullanacağız ama ya siz de oradan nasibinizi alın. Alın büyüyün çoğalın. Türkiye'nin pek çok sektörü buna ihtiyaç duyacak. Ve ben
O bizi ziyaret eden firmaya yaklaşık 15 farklı makineyle ilgili değişik videolar verdim. Dedim ki alın çalışın dersinize. Bu makineleri geliştirin. Harika. Yani biz Türkiye'de hocam, biz Türkiye'de kenevire dayalı sanayi geliştirmemiz lazım. Sanayi çeşitlendirmemiz lazım. İşte bunun için makine imalatçılarıyla çok böyle kontak halinde olmamız lazım. Farklı sektörler neye ihtiyaç duyuyorsa onların mutlaka geliştirilmesi lazım. Biz bir şey daha yaptık. Bakın hemen yanı başımızda Çorum Hitit Üniversitesi var değerli hocam. Çorum Hitit Üniversitesi de bir ihtisas üniversitesi. Onlar makine imalatı sektöründe şey yapıyorlar. İhtisas üniversitesi. Biz onlara dedik ki ya gelin beraber olun. Bak siz makine imalatı, biz kenevir teknolojileri. O zaman kenevire dayalı bu makine konusunda siz bilimsel araştırmalar yapın, geliştirmeler yapın. Dolayısıyla gücümüzü birleştirelim. Niçin? Bu bölge için, bu ülke için, işte dünya için. Dünya pazarlarından pay alabilmek için. Dolayısıyla yani mutlaka biz mekanizasyonu, makineleşmeyi, sanayi, tarım neresini alırsanız alın bunu başarmamız lazım. İnanın yani o verdiğiniz rakamlar vardı ya, hani binlerce hektar alandan şimdi işte dibe vurdu. Yeni yeni daha yukarı çıkmaya başladı bizim ülkemizde. Niçin diye sorarsanız arka planında o korkular morkular elbette vardır ama mutlaka birinci sıraya koyduğumuz şey mekanizasyonunun gelişmemesi. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi tabii ara için işaret geldi. Madem bu şu rakamdan şöyle bir hemen bir hesaplama yaptım. Güngör'cüm, hektara $2,800 yani bugünkü rakamla nereden baksan 2000 ne eder 28 25.000 TL. 28.000 hektara pardon, $280 2500 lira yaklaşık. Yani hektara nereden bakın 25.000 lira diyelim. Şöyle yani bırakın onu, 2800 hektara 1 milyon hektar biz bu işi başarsak 2.8 milyar dolar ediyor sevgili seyirciler. 1 hektar 1000 ile çarpar 1 milyon hektarla çarparsanız 2.8 milyar dolar Türkiye'nin tek başına kenevir sektöründen alacağı pay. Tabii bir şeyi unutmayalım, bu tababet sektörüne girdiği zaman da çok daha farklı duruma gelecektir. Daha oralara girmiyoruz. Neredeyse o zaman biz neredeyse 5-6 milyar dolar, belki 10 milyar dolar bu işten pay alabiliriz. Bu gelişmeyle ilgili ne yapılabilir? Türkiye'de nasıl bu gelişme yapılabilir ve bu çiftçiye nasıl? Çiftçi bunu biliyor çünkü burada bir mesaj var. Yani aslında çiftçi bunu biliyor. Bunun kültürünü biliyor Anadolu'nun birçok yerinde. Onu da ikinci bölümde görmek üzere. Şimdilik izninizle hoşça kalın. Evet arkadaşlar, unuttunuz mu gençler? Bize işaret geldi ama. Hektar Yapı'nın katkılarıyla hazırlanan Tarım Zamanı devam edecek. Hektar Yapı'nın katkılarıyla hazırlanan Tarım Zamanı devam ediyor. Evet tekrar merhaba sevgili seyirciler. Keneviri tartışıyor idik. Baştan da ifade ettiğimiz gibi kenevir tek programa alınacak bir bitki değil. Hakikaten öyle. Şöyle kısa bir izah hatta yapayım. Bitkiye hasat ediyorsunuz. Yani buğday arpa gibi değil bunun hasatı. Alttan kestiniz, biçtiniz bir şekilde. Değişik makinelerle. Bunun çiçeklerini ayrı hasat edeceksiniz. Tohumunu ayrı hasat edeceksiniz. Saplarını ayrı değerlendireceksiniz. Yapraktan ayrı değerlendireceksiniz. Yani sapını aldıktan sonra bir de saptan liflerini almak söz konusu. Onun için de klasik tabirle havuzlama dediğimiz, biraz sularda bekletilir. Daha sonra onlar enzimlerle lif kendini bırakır. Daha sonra soyulur. Bildiğiniz gibi Anadolu'da ip, urgan, çuval, yorgan neyse değişik malzemeler yapılırdı. Bu arada bir sevgili Güngör kardeşim, Derman Eser'miş bizim ziraat mühendisi Derman Bey. Hocam iyi yayınlar diyor. Yani tam bunun da üzerine. İnşallah ülkemizde yararlı olur. Eskiden ekilen ve her yerde izin verilmesi gereken bir bitkidir diyor kenevir için. Biz Ilgın Mahmutser köyünde bu bitkinin yetiştirme kültürü vardı.
bu yok olmadan izin verilirse memnun olacağız. Tabi sevgili selamlar diyor. Tabi sevgili Derman, ben geçen seneki şeyin Güngör hocamın bulunduğu yöreden doktora öğrencim vardı Mehmet. Bunlar deneme için kenevir denemesi yapmışlardı. Deneme için değişik alanlarda plantasyonlar oluşturmuşlar. Diyor ki bana, hocam diyor, öyle hırsızlar var ki diyor, geceleri geliyor diyor, ev sahibi işte kenevir eken adam tüfekle bekliyor. Vallahi diyor, nasıl ediyorlar, nasıl atlatıyorlar, çiçeklerini koparıyorlar diyor. Yani böyle bir anlayış var. Biz Ankara'da enstitüdeyken de daha sonra izinliydi tabii. Biz, aslında yasak değildi izni ama izne tabiydi. Yani kenevirin üretimi hiç yasaklanmadı. Ama hep izne tabi oldu. Onu da ifade edelim. İşte bu sebeple senin köyünde eğer tabii şimdi giderek de artık esrar eroin hayli yaygınlaşmaya başladı. Her yerde böyle kontrolsüz üretime geçilirse tabii bunun etkili maddeleri yüksek olan var, düşük olanlar var. O ayrı ama bir şekilde de bu sıkıntı veriyor. Eski öyle saf bir takım şey insanlar yok yani. Onu hiç bilmeyen insanlar, herkes biliyor. Esrar değil mi hocam diyor, çıkıyorlar. Bunda ben böyle bir cevap vereyim ama dediğin doğru yani. Hatta sevgili Güngör hocam, demin size de hemen ben sorumu sormadan şöyle bir özet yapayım. Devlet nezdinde bir kurumsal yapı oluşturulması lazım. Geçen hafta biz konseyleri tanıştık. Geçen hafta mesela Hububat Konseyi'ni. Bence genel müdürlük olur, konsey olur. Bunun bir devlet nezdinde sahibi olması lazım. Yasal düzenlemeler, yönetmelik veya mevzuat değişiklikler olması lazım. 1930'larda çıkan yasa bunu yetmiyor. Üçüncüsü de en önemlisi, bunu işleyecek bir sanayi sektörü olması lazım. Ham satmanın çok bir anlamı yok. Zaten bunun sapını yiyemezsiniz. Yani life işlemek zorundasınız. Ha, tohumunu alırsınız, ya tohumluk olarak kullanırsınız ya da Avrupa'daki gibi çeşitli gıdalara, bu artık takviye edici gıda olarak, özellikle spor yapanlar için çok yüksek enerjili bir gıda olarak sunuluyor. Hatta bazı yörelerde de hadi çiçeklerini aldınız, bunu esrar yapmak için de bir muameleden geçmesi lazım. Oraları anlatamayız tabii. Tabii saf olarak da işin içerisine yani bir kullananlar bunu biliyor ama bizim işimiz o değil. Öbür taraftan da sevgili hocam, sanayi sektörü olmadan bu iş olmaz diyorsunuz. Kurumsal yapı olmadan olmaz. Mevzuat değişikliği olmadan olmaz. Ve bu işte Karadeniz'in işte Yozgat'ın ve kuzeyinde kalan bölgeler bu izne tabi. Derman da diyor ki, Derman hocam Konya'da da doğru söylüyor. Ben şöyle bir ifadede bulunayım, size ondan sonra açarsınız. Konya'nın güney bölgesi, ben bunu birkaç defa daha yine burada ifade ettim. Konya'nın güney bölgesi Konya Ova'dan daha yüksek yağış alır. Bu Seydişehir, Beyşehir hattı, o yüksek dağlar ve oralarda Hadim, Bozkır ve çok da karlı bölgeler ve ilkbahar yağışları da iyidir. Kenevir çok hızlı büyüyen bir bitki. Yani sen gibi görürsünüz, yani büyüdüğünü takip edebilirsiniz. Yani biraz şey yapıyorum ama günden güne çok hızlı büyüdüğünü görürsünüz. Yani günlük fark edersiniz. Buralar 700 milimetre yağış aldığına göre buralarda yani üretim yapabilmek için, bunu ekonomiye kazandırabilmek için yani burada da bir sanayi sektörü olması lazım. Ama esas bunu da çiftçi bazında değil, üretimi çiftçi bazında, yani ne yapacak adamın, dün bir soru geldi, daha doğrusu bugün bir soru geldi. Hocam dedi, 500 metrekare, 1000 metrekarelik arsalar var, dediğiniz doğru ama dedi, ben ne yapayım dedi, ekimde kime vereyim, doğru söylüyor. Onun için sevgili seyirciler, köy bazında, yani bakın açık söylüyorum, bunu belediyelere de söylüyorum, Konya belediyelerine veya Afyon belediyelerine, neyse yani bu işi Güney Antalya belediyelerine, bunu köy bazında, yani bir köyde, yani 5-10 dekarlık değil, artık 1000 dekarlık, 500 dekarlık, yani sanayi, pancar gibi düşünün canım. Şeker pancarını yani 10 tona gelir mi adam, kamyon gönderir mi Allah aşkına? Merkezi bir kantar kuruyor, ondan sonra en azından bir 300-500 tonluk bir ürünler alıyor, değil mi sevgili Güngör'cüğüm? Bu sen de bilirsin bu yapıyı. Böyle bir şey, evet, olması hocam lazım. Yani biz bunu madem geliştireceğiz, madem doğru bir bitki, madem bu kadar faydalı bitki, madem ekonomik getirisi bu kadar yüksek bir bitki, yani milli ekonomiye katkısı, Sayın Dilipak'ın söylediği gibi asrın bitkisi, öyleyse bizim bunu üretmek için de
bir takım paydaşların olması lazım. Kurumsal yapıyı oluşturduk diyelim. Mevzuat da oluşturduk. Sanayisi yok yani. Bundan ilgili küçük çalışmalar olduğunu da biliyorum. Biraz da oradan örnekler vererekten özellikle pazarlamayla ilgili. Geçen mesela beni aradı. Geçen sene üreten hocam dedi. Bunun sapını 3 liraya alıyorlarmış dedi. Gelip almadılar. Çünkü az diye almadılar dedi. Haklı yani. Onun için bu konularda biraz ele alarak açıklama yaparsanız iyi olur sevgili kardeşim. Buyurun. Şimdi hocam şuradan başlayayım. Konu beklentiler biraz çeşitlendi. Öncelikle ya bu bitki yeter ki büyüsün, ekonomisi gerçekten arzu ettiğimiz seviyelere çıksın. Değil 20 tane il, 84 ilde izin verilecek hale gelir. Ancak tabii bitki kenevir. Yani suistimale açık bir bitki. Bizim üzerinde durduğumuz, bahsettiğimiz kenevir aslında endüstriyel kenevir. Evet. Yani bu endüstriyel dediğimiz zaman şunu anlayacağız. Endüstriyel kenevir tüm dünyada, işte Avrupa Birliği ya da Amerika ya da diğer Asya'nın ilgili ülkelerinde endüstriyel kenevir dediğimizde THC oranı, yani tetrahidrokannabinol ki bu onun psikoaktif ya da uyuşturucu etken maddesi, bunun %1'in altında, bu binde bir, binde iki, binde üç, binde altı ülkelere göre değişiyor. Yani genel bir ortalama verecek olursam işte binde iki, binde üç seviyelerinde olanlara biz diyoruz endüstriyel kenevir. Yani ne demek bu? Endüstriyel kenevir dediğimiz çeşitlerde hocam genetik olarak uyuşturucu madde sentezi yani birikme durumu %1'in altında. Binde iki, binde üç vesaire. Şimdi buna endüstriyel kenevir diyoruz. Yani bunu hani suistimali açık ama yani bunun peşinden koşmaya, bunu işte birilerinin alıp illegal olarak kullanmaya değmez. Bu bir ot aslında. Öyle ifade edeyim. Ot da yani THC niteliği içeriği bakımından öyle ama şimdi kannabinoid, çok değişik kannabinoidler içeriyor hocam. Evet. 150 kadar kannabinoid var kenevirde. Oh. Bu THC bunlardan bir tanesi. Hadi onu uyuşturucu olan psikoaktifi aşağıya düşürdük genetik olarak yeni çeşitlerde. Ama çok daha değerli işte bugün mesela CBD dediğimiz kannabidiol bunun çok önemli içerik maddeleri, etken maddelerinden bir tanesi. Kannabidiol aslında kannabidiol. İlaç ya da sağlık sektörü için son derece önemli. THC de önemli. Onu da ayrıca değineceğim. Ama şimdi hani dünyada endüstriyel kenevir dediğimiz zaman Avrupa'da da Amerika'da da demek ki THC oranı düşük olanlar. Yani o uyuşturucuların, ayyaşların, keşlerin, bağımlıların peşinden koşmasına gerek yok. Geçenlerde bir üniversiteye bir konferans veriyorum değerli hocam. Danimarka'dan birisi bağlandı. Nereden bağlandı? Şeyden, bir kenevir tarlasından bağlandı. Böyle görüntülü. Kenevir tarlası sizin şu anda arka planınızdaki buğday tarlası gibi. Ucu bucağı görünmüyor. Yani dedim ki oradaki arkadaşa, ya dedim sizin orada bunu korumaya alıyorlar. Kamera takıyorlar mı? Polis oralarda nöbet tutuyor mu? Yok hocam dedi, öyle şey mi olur? Ne alakası var dedi. Bak, bizim o noktaya gelmemiz lazım hocam. Biz geçen sene burada bir deneme kurduk. 2 dekar alanda etrafına tel çektik, dikenli tel çektik, kamera çektik, işte nöbetçi tuttuk. Bu sene 5 dekara çıkardım deneme alanını. Dedim ki tel mel yok dedim. Alışsın millet. Gerek yok. Tabii beklemeye devam edeceğiz. Arka planda da narkotik şube ediyoruz ki aman takip edin yani birileri varsa. Hocam şunu demek istiyorum. Bizim insanımız buna alışırsa, bununla barışırsa, o suistimal bunları yapmazsa bu bütün illere yayılır. Bugün 20 tane ilde olmasının tek sebebi, tabii mevzuat buna amir ama ya az önce dediğim gibi bu suistimale açık bir bitki. Böyle kontrol ederek başlayalım. Alıştıra alıştıra sanayisini büyütelim, tarımını büyütelim, ekonomisini büyütelim. İnsanlarımızın kötü alışkanlıklar peşinde koşmasını artık engelleyelim. Bu sıradan bir bitki haline gelsin. Ya bu böyle bir şey. Yani şu anda birileri haşhaş tarlasına girip oradan eroin elde etmeye çalışıyor mu? Yok. Diye ya alıştı millet, insanlar alıştı artık, çizim yasak, hani oradan bir eroin elde etmiyor artık, koşmuyor onun, aynı şey yani. Dolayısıyla hocam burada bir eğitim boyutu var. Şimdi biz COP projesi bizi destekleyecek ya, bakın
eğitim ağırlıklı. Elbette sanayisini anlatacağız, tarımını anlatacağız, işte bu boyutlarını anlatacağız. Dolayısıyla bu bitkiyi böyle illegal bir bitki olmaktan çıkarmamız lazım. İşte ondan sonra daha geniş alanlara yayılacaktır. Ekonomisini büyüttüğümüzde, kullanım alanlarını gerçekten pratikte yukarılara çektiğimizde, sanayisini geliştirdiğimizde şüphesiz üretimi de artacaktır. Daha da karlı hale gelecektir değerli hocam. Peki burada bazı Avrupa bitkilerinde, ülkelerinde bu bitkinin yani esrarın belli oranda kullanılmasına müsaade ediliyor. Yani böyle tabii, kontrol tabii. ediyor. Yani böyle bir kültürler de var. Mesela bu tabii. en başta gelen Yunanistan bu işte. Yine Danimarka, işte Hollanda en başta serbest şeyde. Yani insanlar diyor madem bunu kullanıyor kaçak olarak kullanmasınlar. Benim iznim dahilinde yasal olarak ve onlara da çok tabii. bir şey vermiyor yani. Böyle bir şey bizim ülkemizde acaba işler mi ki Güngör'cüğüm? Yani dediğiniz i̇şler gibi İşler hocam bizim ülkede çok olsun. Yani. Dünyanın neresinden biz kimin kızından geriyiz hocam? Yani yok öyle bir şey. Şimdi şöyle değerli hocam elbette işler. Çok doğru diyorsunuz. Yani bugün işte dünyanın en gelişmiş ülkesi Amerika'da da sizin dediğiniz gibi şöyle yapıyorlar. Hani bir doktor eğer bir bağımlı varsa, hani esrar bağımlısı varsa, efendim THC bağımlısı varsa bunu muayene ediyor. Bakıyor ya bu adamın günlük ne kadar doz alması lazım. Bu bir ilaç. Yani ilaç da bir zehir, o da bir zehir tabii. Onun dozunu ayarlıyor hocam. Efendim ona günlük bir reçete yazıyor. Onun yani doktor kontrolünde alıyor. Alacağı yer belli, aldığı miktar belli. Ama tabii peyderpey bunu azaltacak şekilde, alacak şekilde onu planlıyor. Şimdi bu THC içeriği yüksek olan tipler ya da türler için. Şimdi endüstriyel kenevirde bu yok zaten. Şimdi biz bakın hani medikal amaçlı üretimlerde medikalin de iki boyutu var. İşte biz CBD ağırlıklı olarak hani uyuşturucu içermeyen tipler var. Bir de uyuşturucu içeren tipler var. Şimdi algoloplar der ki ağrı kesiciler işte anestezi alanıyla ya bize yani uyuşturucu ya da ağrı kesici niteliği olanlar bizim için önemli. Tamam onlar da üretilebilir ama kim üretecek biliyor musunuz hocam? Dünya şöyle yapıyor. Şimdi ya bu üretecek olanları da lisanslıyorlar. Herhangi birisi değil. Hatta şunu ifade edeyim. Değerli hocam bakın bu uyuşturucu olan tipleri eğer ihtiyaç varsa, ilaç sektörünün ihtiyacı varsa bunu çoğu ülke başlangıçta kamu eliyle yapmış, kamu kanalıyla evet. yapmış. Yani devlet yapmış bunu. Yani devlet demiş ki bir işte kurumuna, birimine demiş ki bir üniversitesine, Tarım Bakanlığı'na bilmem ne dairesine demiş ki kardeşim benim yıllık 1000 ton örnek veriyorum. THC'ye ihtiyacım var. Ya bunu üretecek, bunu sen kendi kontrolünde üret yani. Dolayısıyla kamunun kontrolünde bir kamu kuruluşuna bu yaptırılabilir başlangıçta. Sonra peyderpey yine lisanslı üreticilere bak. Yani kenevir böyle bir bitki. Bu kısmını öyle herkesin üretmemesi evet, lazım. Evet. Hani medikal amaçlı üretim elbette ama bunu kamu ya da özel sektör ama mutlaka etrafı çerçevesi belirlenmeli. Özel sektör bile olsa kim üretecek, hangi vasıflara sahipse üretecek, lisansı var mı, ne kadar üretecek, ürettiğini ne yapacak her şeyi kayıt altında şeffaf olacak şekilde olur. İşte o yüzden diyorum hocam bir kamu otoritesi, bir kurum, bir birim bunu koordine ederse bu bahsettiğimiz şeyleri zaten yapar. Yani bunlar otomatikmen olması gereken yere oturur, düzenli bir şekilde devam eder. İllegal elbette olacak. Yani dünyada suç örgütleri, illegalite o var. Bununla ilgili de bizim kolluk kuvvetlerimiz var. Polisimiz var, jandarmamız var. Tabii onlar da işin hem eğitsel hem de diğer boyutlarıyla katkı sunacaklardır. Yani insanlığımızı eğiteceğiz ve güveneceğiz hocam. Şimdi burada benim notlarımdan işte o İsviçre'de CNB sigaraları açıkta satılıyor. Ve yoğunlaştırılmışlar CBN reçeteyle satılıyor. Yani bu kanabinoidlerden. Evet. 2018 Almanya'da 40 bin hastaya esrar reçete ediliyor. Yani bunu tabii bunu nasıl anlatırız bilmiyorum. Millete işte iktidarda kim olursa olsun iktidar böyle bir karar alsa bu sefer muhalefet bunu başka tarafa çekecek. Ondan sonra ve Avrupa Birliği'nde 5 milyon hastaya bunun yüklenebileceği ifade ediliyor. Yani şöyle bir bakıyorum da dünyada yani
Yani biz şimdi bunu artıralım sevgili seyirciler. Bir şey yapalım derken bunun yapmanın karşılığındaki getirilerini ve götürülerini ortaya koymanız gerekiyor. Kalkıyor niye üretilmiyor diye çıkıyor. Niye üretilmiyor onun karşılığı işte bunlar. Ama biz siz bu yasal mevzuatlara mevzuat değişikliğini koyduğunuz zaman da yani bu sefer itirazlar çıkıyor. Yani madem varsa yani biz asla yani ben bunu serbest bırakılsın şeklinde demiyoruz ama sigara az mı zararlı yani Allah aşkına yani. Bunun için bir şekilde yani buna bir çözüm bulunması lazım ya da toplum bunun bilim insanları da bunu tartışması lazım. Vaktimiz daralıyor sevgili kardeşim benim gerçekten. Şunu eklemek isterim değerli hocam. Şimdi tabii bizim ülkemizin başka bir gerçeği var. Malumunuz bir terör gerçeğimiz var. Yani elbette bunu dünyada da pek çok illegal örgütler, terör örgütleri bir finans kaynağı olarak, bir parasal kaynak olarak kullanıyor, değerlendiriyorlar. İşte yani bunları biz ne kadar kontrol edebilirsek, o gelir kaynaklarını, o akarları, o illegal bulaşıklığı ne kadar dezenfekte edebilirsek işte o kadar bu bitkinin önünü açabiliriz. Yoksa normal şartlarda bizim ülkemizin hani bazı gerçeklerini de dikkate alarak planlamaları yapmak durumundayız değerli hocam. Evet. Şimdi peki şöyle bir gene şeylerimize bakıyorum da bayağı da bizim yani bunu şöyle bir potansiyel analiz şey yapmışım ben. Bunu 100 bin hektarlara hani demin söyledik 2.8 milyar 280 milyon dolar daha yani 300 milyon dolar daha olsa sadece ham değer olarak bahsediyoruz. Biz sanki bunu 100 bin hektarlara çıkarmamız işten değil gibi. 100 bin hektar da işte patates 150 bin hektar, pancar 250 bin, 200 bin hektar bazen. Yani şöyle baktığınız zaman baş bitkilerden biri olabilir. Yani 100 bin hektarlık bir alan özellikle bu konuda fikrinizi soracağım. Zaten ondan sonra da fazla bir süremiz kalmamış. Yani biz bu 100 bin hektarla çıkarmanın karşılığında biz 2-3 milyar dolarlık bakın diğer bitkilerden pay almamak şartıyla sevgili seyirciler, sayın hocam biz bunu az evvel ifade ettiğim hiç üretim yapılmayan 2.6 milyon hektardan almamız lazım ve köy bazında almamız lazım diye ifade ediyoruz. Yani köyde 3000 5000 dönüm boş arazi hiçbir şey yok. Küçük bahçemsi araziler. Ha aklıma geldi bunun enerji değerini verdik. Bunu sadece bunu bitki yetiştirip biçtiğiniz zaman doğruca biyogaz tesisine götürdüğünüz zaman da biz aynı zamanda enerji sistemleri bölümündeyiz biliyorsunuz. Tek başına bir biyogaz olabilecek değerde de bir bitki sevgili seyirciler. Ne olursunuz bunu sizin kabullenmeniz lazım. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani köy bazlı yani böyle 300-500 metrekare değil. 5000 dönüm bir köy ondan sonra o köyü bırakacaksın öbür köye geçeceksin. Öbür köy yani 3-4 sene dolaşacaksın. Üst üste her sene ekemezsin zaten. Geri kalan zamanlarda diğer endüstriyel bitkilerle donatabilirsiniz. Ne diyorsunuz bu konuya? Hocam şöyle ifade edeyim. Doğrusu Türkiye'nin geniş üretim alanlarında kenevir kendine yer bulur. Orada hiçbir sorun yok. Şimdi daha yeni yeni sıfırdan yukarıya doğru çıkmaya başladık. Ama bakın geçen sene 4600 dekar hektar bile değil bak. 4600 dekar alanda üretim yapıldı. Ama orada üretilen saplar, tohumlar yani hak ettiği pazarı bulamadı. Hatta o sapların lifleri bile ayrılıp sektöre sunulamadı. Dolayısıyla bu yıla gelindiğinde o 4600 dekarlar şimdi zannediyorum 400-500 dekarlarda. Bırakın 100 bin hektarları. Yani biz bu bitki bizim üreticimiz, tarımcımız hazır. Yani bunu herhangi sulanan bir bitkiyle ekim nöbetine sokar. Pancarla da girer, patatesle de girer, mısırla da girer. Hiç önemli değil. Ekstra yer aramaya gerek yok. O ekim nöbeti sistemi, zinciri, halkaların arasında kendine yer bulur. Yeter ki biz yani bunu değerlendirecek, işleyecek sanayi kuralım. Ondan sonra şimdi dediğiniz doğru. Biyoetanol, biyo işte dizel yani tohumları ya da diğer sap kısımları. Ama şimdi orada biz ya dedik ya çok amaçlı kullanılan bir bitki. Alın liflerini tekstil sektöründe kullanın. Alın liflerini kompozit sektöründe kullanın. Efendim geriye kalan saplarını efendim biyoetanol olarak değerlendirin.
Dolayısıyla tohumlarını alın, gıda sektöründe kullanın, köklerini alın, efendim bilmem ya, kremler, sağlık destek ürünleri bir takım. Yani bu şekilde yaparsak hocam aynı bitkinin tüm kısımlarını kullanabilecek, evet, bir sektörel yapılanmaya bunu buluşturabilirsek o zaman ekonomik olur, o zaman karlı olur. O zaman sizin ifade ettiğiniz o 2500 dolarlar seviyesine rahatlıkla çıkar birim alan getirileri. Yani o yüzden bitkinin üretim alanına dair bir sıkıntı çekeceğini hiç düşünmüyorum hocam. Mutlaka yer bulacaktır. Yani sulanan bir bitki tabii. Yani susuz yetişmiyor. Ama bizim sulanan alanlarımızda mevcut bitkilerle ekim nöbetinde kendine yer bulur, devam eder gider hocam. Harika, doğru. Şimdi ben bunun içine bir yöresel, mesela Orta Anadolu'da bu işi bence Türkiye'de bu işi en iyi yapacak kurumlardan birisi Türk Şeker. Şeker fabrikalar yani. Sözleşmeli üretim yaptığı için uygun olan yerlerde aslında dediğiniz gibi hem enerjiye işlenebiliyor, hem yağ işlenebiliyor, hem kannabinoidleri alıp yani kendi işlemese de onu başka sektöre verebilecek bir yapı oluşturulabiliyor. Ve kontrol edilebilir bir üretim ağı var bu müesseselerin, Türk Şeker'in. Tabi eskiden yani bizim yöremiz olmadığı için çay her yere yaygın değil, işte tekel her yerde değil. Ama en iyi bu işi yapacak olan şu anki kurumlardan, özel sektörde olsa şeker fabrikaları. Ve bunu uygun olan yerlerde makineye de kendi çiftçiye yüklemeyeceksiniz değil mi yani? Makineye, hasat makinesinde az evvel söylediğiniz gibi çiftçi bu başına nasıl hasat makinesi alsın? Pahalı. Ama bir köy bazında kim bunu şeker fabrikaları yapıyor zaten. Gidiyor topluyor. Artık yüklemeler de otomatik yani büyük makinelerle yapıyor. Büyük makineleri gelecek. O köyü biçecek alıp götürecek yani. Ne yaparsa yapsın yani. İşte sektörel dağıl yapsın diye düşünüyorum. Ve bunun dediğin gibi kurumsal yapıda böylelikle sanayisinde bunlar kursunlar yani. Ya da bir bu işe yatırım yapacak bir sürü insan dediğiniz gibi bulunur. Sayın hocam, sevgili kardeşim, son sözünü birkaç millet son sözünü alalım. Ya şöyle değerli hocam, tabii yine aynı noktaya geliyoruz. Dünyada çok ciddi bir kenevir pazarı var. Türkiye bu pazardan pay alması lazım. Evet. Yani 85-86 milyona doğru giden bir ülkeyiz. 84 milyon. Efendim, geniş tarım alanlarıyla, bu bitkiyle olan kadim tanışıklığı, barışıklığı ile, bu kadar işte bilim ortamlarıyla, üniversiteler, fakülteler, meslek insanları, çok farklı sektörler tarafından gerçekten ekonomiye kazandırılabilecek bir bitki olarak görüyorum. En önemlisi de şu, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın çok samimi bir şekilde sahiplendiği, yüksek tonda kenevir bu ülkenin ekonomisine kazandırılmalıdır dediği bir bitkiden bahsediyoruz. Dolayısıyla benim arzum odur ki yani sanayicilerimiz tekstil, bunun lokomotifi tekstil olur değerli hocam. Evet. Elbette ki enerji, elbette ki kağıt, elbette ki inşaat, elbette ki otomotiv, elbette ki diğer her türlü efendim kompozit malzeme üreten, plastik de dahil, biyoplastik de, ama bunun lokomotifinin ben efendim mutlaka yani gıda medikali bir tarafa bırakıyorum, tekstil sektörünün olacağını düşünüyorum. O yüzden ya biz bu bitkiyi tekstil sektörünün emrine sunabilecek, yani kenevir liflerinden kenevir ipliğini, kenevir ipliğinden kenevir bezini, kumaşını efendim üretebileceğimiz bir yapıyı çok hızlı oluşturmamız lazım. Evet. Bizim ülkemizde bu tekstil, dokuma vesaire bu sektör çok gelişmiş. Yani orada kenevire yer bulmamız lazım. Ben çok sanayici biliyorum, sizler de öyle. Diyor ki hocam ne olursunuz diyor. Ya şu kumaşa diyor, ben kumaş ihracatçısıyım diyor. Yılda milyon dolarlarla ihracat yapıyorum. Ya buna %10, %15 kenevir katabilsem var ya diyor. Pazarlarımı büyüteceğim, satışımı genişleteceğim. İşte bunu yapabilmemiz için bir lokomotif sektör olarak tekstili mutlaka öne çıkarmamız ve keneviri orada kullanılır hale getirmemiz lazım. Diğerleri beraberinde gelişecek. Gelir diyorsun. Birbirini tetikler. Evet. Kesin. Efendim, keneviri tartıştık. Profesör Doktor Güngör Yılmaz kardeşimizle Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı, bir ziraat mühendisi tabii kendisi. Aynı zamanda Ziraat Fakültesi'nde tarla bitkilerinde öğretim üyesi. Şu anda
enstitü kurmuş Kenev ile ilgili. Tebrik ederim. Bize de bir pay düşsün derim. Yani bu yöreye, Anadolu'ya, değişik yörelerine, isteyene de herhalde gerekli desteği vermeye hazırsınız. Sevgili evet. seyirciler, yayınımızı bu güzel tartışmadan sonra sonlandırmak zorundayız. Bize sık sık işaretler geliyor. Benden sonra da yayın var. İnşallah önümüzdeki haftada yine başka bir konuda ve başka bir konukla buluşmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyor, saygılar sunuyorum. Ben de hayırlı akşamlar. Hektar Yapı'nın katkılarıyla hazırlanan Tarım Zamanı sona erdi.